Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Full tekrar edebiyat kampında 5. gündeyiz hocam. Öyle böyle bir gün değil. En son divan edebiyatını konuşmuştuk. Nazım biçimlerini konuşmuştuk. Gazeller, kasideler, bütün şairler dönemin her şeyini konuştuk ama en son nazım biçimleri konuşulmuştu. Ne kalmıştı hocam? Nazım türleri. Şimdi nazım türlerine bakacağız divan edebiyatında, sonra halk edebiyatına doğru şöyle yavaş yavaş bir geçiş yapacağız hocam. O zaman haydi ekranımıza gelsin. Haydi yaklaştıralım hocam. Evet, divan edebiyatındayız. Bu kısım artık divan edebiyatının son kısmıdır arkadaşlar. Hiçbir eksimiz kalmayacak. Halk edebiyatına rahat rahat geçeceğiz. Evet, sorunun gelme ihtimali çok yüksek olan bir bölgedeyiz. Tehlikeli bölgeler. Aman dikkat! Kalemimiz düşmesin aşağıya. Evet, manzum olan nazım türleri var arkadaşlar. Nazım türü derken konusu. Şiirlerin konusuna göre aldığı addır. Yani bakıp da bu tevhid ya diyemezsiniz. Okuyup anlamalısınız. Ama bakıp da şöyle birkaç özelliğini görüp mesnevi diyebiliriz. Az çok gazel kasiteyi tahmin ederiz ama tevhid, naat, münacat bunları tahmin edemeyiz. Okumamız gerekir orada. Bayağı anlamamız gerekir. Evet, manzum olanlara bakınca lütfen dikkat bakın. Kitapta tüm detayıyla her şey yer alıyor. Nazım türleri deyip atmadık. Manzum, mensur, bir de manzum mensur karışıklar. Lütfen ana başlıklara, detaylara dikkat arkadaşlar. Çok önemli. Allah'ın varlığını ve birliğini anlatan, yüceliğini anlatan eserler için, şiirler için tevhid ifadesini kullanacağız. Naat, Hazreti Muhammed'e övgü, aman dikkat, münacat, Allah'a yalvarış yakarış, metiye, bir kimseye övgü, fahriye, şairin kendisini övdüğü bölüm, hicviye, aman dikkat, kişi veya kuruma eleştiri içerecek, mersiye, ölüm üzerine yazılan şiirler değil mi? Bir kişinin ölümü üzerine yazılan, Kanuni Mersiyesi en güzel örnek Baki'den, mevlid, Hazreti Muhammed'in doğumu, cepte kalsın, hilye, başta Hazreti Muhammed olmak üzere peygamberlerin iç ve dış güzelliğini anlatacak hilyeler. Daha çok fiziki özelliklerini öğreneceğiz arkadaşlar. Burada peygamberlerin hilyede özellikle Hazreti Muhammed'in lugaz, lugaz olarak da yazılır. Hiç önemli değil. Lugaz da çok yerinde bir ifade. Manzum bilmece arkadaşlar. Aman dikkat. Şehrengiz, bir şehrin güzelliklerini anlatan eser. Ve daha da önemlisi muamma. Bir ad sorulan bilmece, manzum bilmece. Yani sorduğunuz bilmecenin cevabı bir isimse, bir adsa buna da muamma diyoruz. İşte bunlar manzum olanlar. Manzum derken hocam nazım, nazım yani hocam eşittir şiir işte. Şiir şeklinde olanlar, beyit beyit gidiyorlar falan, tamam bu. Peki manzum mensur karışık olanlara bakalım. Yani hem şiir havasında, şiir düzeninde hem de düz yazı şeklinde. Siyer, Hazreti Muhammed'in hayatı. Gazavatname, din uğruna yapılan savaşları konu alan eserler. Surname, şehzadelerin sünnetlerini, zaman zaman da hanım sultanların doğumunu anlatacak. Dikkat! 40 hadis. 40 hadis açıklaması, aman dikkat. Hadisi Erbain tercümesi değil mi diyoruz buna. Kıyafetname, dış görünüşten ahlak yapısını çıkarma eserleri değil mi? Marifetname çok çok önemli, bunun en önemli örneği. Menakıbname, velilerin kerametlerini, menkıbelerini anlatacak. Velayetname ise velilerin yaşamı hakkında dikkat bilgi verecek. Harika, bakın dikkat. Divan edebiyatının son kısmı arkadaşlar bu nazım türleri. Manzum olanlar cepte, manzur, mensur, karışıklar cepte. Bir de mensur olanlar var. Sadece düz yazı şeklinde. Mensur, nesir kökünden geliyor. Nesir, nesir, düz yazı. Fütüvvetname, ben buraya bir 2023 yazayım da sonra hocam soruları söylemediniz olmasın. Gelme ihtimali çok yüksek. Ayraç içinde verip de hangisi açıklamayla uyuşmamaktadır sorusu banko diyebiliriz arkadaşlar. Fütüvvetname, ahilik teşkilatının esaslarını anlatacak. Siyasetname, devlet yönetimi hakkında bilgi verecek. Kısas-ı Enbiya, peygamber hikayelerini anlatacak. Seferatname, elçilerin gezi yazısı olacak. Seyahatname ise normal bildiğimiz gezi yazıları. Letaifname dediğimiz şeyde fıkra, hice ve miza olmak üzere 3 önemli başlığın toplandığını göreceğiz. Münşaatlar, güzel yazı örnekleri ve mektupların olduğu şey. Eserin adı. Tezkire, ün yapmış kişilerin hayatı yani biyografiler. Vakainame ise tarih yazıları arkadaşlar. Aman dikkat. Buraya en son pentnameyi de katabiliriz arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Pentname içinde öğüt kitabı diyeceğiz. Tamam, bu da cebinizde kalsın arkadaşlar. Aman aman bilmenizde fayda var hepsini. Pentname'ye öğüt kitabı dedik arkadaşlar. Evet, manzum olanlar, manzum mensur olanlar ve mensur olanları konuştuk. Çok güzel bir şekilde tüm ayrıntılarıyla divan edebiyatını da halletmiş olduk. Sıra geldi halk edebiyatına arkadaşlar. O zaman lafı hiç uzatmayacağız. Hece ölçüsü, mece ölçüsü, bunların hepsini bulduk hocam. Geleceğiz halk edebiyatına. Haydi hem genel özellikleri konuşalım hem de dönem dönem şair şair gidelim. Haydi başlıyoruz. Full tekrar edebiyat kampında 5. gündeyiz. Halk edebiyatındayız. Gel hocam, yaklaş hocam, yaklaş. Halk edebiyatında akrostişimiz sade bir dil akrostişi. Bakın akrostişe dikkat. Bu akrostişte dönemin özelliklerini konuşacağız. Her şeyden önce saz olmazsa olmazlardandır bağlama. Lütfen cebinizde kalsın.
Halk edebiyatında da birçok dönemde olduğu gibi aşk, tabiat, ölüm, kahramanlık gibi birçok temayı göreceksiniz. Ve bu temada yazılan onlarca eserler veya istediğiniz temada hiç fark etmez, Cönk adı verilen kitaplarda toplanacak. Hani divan edebiyatında divanlarda toplanıyordu ya, işte halk edebiyatında da Cönk adı verilen eserlerde ne yapacağız? Toplandığını göreceğiz, bütün şiirlerin, yazıların, şunların, bunların. Dil oldukça sade. Zaten sade bir dil vurgusuyla onu anlatmaya çalıştık. Akrostişimiz de vurgumuz o zaten. Eserlerde yarım ve cinaslı uyak kullanımı çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Özellikle yarım uyak olmazsa olmazlar arasında. Halk edebiyatı yarım uyaktır, divan edebiyatı zengin uyaktır. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Başlıca 3 bölümde inceleyeceğiz. Anonim, aşık ve tekke edebiyatı olmak üzere. Tekke edebiyatını da aslında dini tasavvufi halk edebiyatı olarak da biliyoruz arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının adeta devamı gibidir halk edebiyatı. Gerek nazım türleri, gerek nazım biçimleri, gerekse kullanılan dil, uyak, uyak düzeni gibi birçok noktada İslamiyet öncesi Türk edebiyatının adeta devamı niteliğindedir. Rutin olarak çok yoğun bir şekilde hece ölçüsünün kullanıldığını görüyoruz. Yani divan, aruz, halk, hece diyeceğiz, geçeceğiz. Düz yazı yok denecek kadar az arkadaşlar. İlk örneklerinde kısmen sanatlı bir dil var. Sanatlı dil derken lef-i neşir falan yapmıyor adamlar. Yani değil mi? Tutup da terdit merdit yapmıyorlar. Teşbih, yani sanattan kastımız daha çok teşbih ve kişileştirme. Peki teşhis. Lirik şiirler ön planda arkadaşlar, cebinizde kalsın. Anahtar kelimeler. Hani gözümüzü kapatmıştık da divan edebiyatına tek tek saymıştık ya. Aynı şey yapacağız. Kapansın gözler hocam. Herkes şöyle bir dere kenarında, bir ırmağın kenarında kendisini hayal etsin. Elinde saz, ufak ufak tıngır mıngır bir şeyleri çalıyorsunuz. Gözler kapansın hocam. Gözler kapanmazsa burası akılla kalmaz. Saz diyorum, saz saz. Dörtlük diyorum, kafanızda dörtlükler uçuşuyor. Sade bir dil, aa mis gibi, herkesin anladığı, sözlüğe ihtiyaç duyulmayan dil. Lirik, bazen coşuyorsunuz, gidiyorsunuz. Yarım ve cinaslı uyak var, tek sesler havada uçuyor. Hece ölçüsünü kullanıyoruz. Sen, ben çok rahat anlayabiliyoruz. Cönk adını veriyorsunuz eserlerinizi topladığınız kitaba ve şiirin çok yoğun olarak yer aldığını görüyorsunuz. Haydi uyan uyan hocam, uyan, rüyadan uyan hocam. Haydi geçelim bir diğer sayfaya. Evet, anonim halk edebiyatını konuşacağız. Anonim halk edebiyatı diyoruz. Zaten adı üzerinde, anonim yani yazanı belli olmayan eserlerin olduğu dönem. Açık, anlaşılır ve oldukça sade bir dille karşımıza gelecek anonim halk edebiyatı arkadaşlar. Ne zaman, nerede, kim tarafından yazıldığı bilinmeyen eserler burada toplanmış arkadaşlar. Oyunlar, masallar, bilmeceler, ninniler anonim halk edebiyatının olmazsa olmaz ürünlerindendir. Hani koşma diyoruz, varsağı diyoruz, semai destan falan. Bunları aşık edebiyatında göreceğiz. Anonime baktığımız zaman ninnileri, bilmeceleri, masalları göreceğiz. Bu bilmecenin yazarı kim diye bir şey söyleyebiliyor muyuz? Hayır. Genelde yöresini biliriz. İşte Erzincan yöresinden bilmeceler falan gibi, değil mi? Adını, yazarını bilmeyiz. Ninniler. Ninniyi söylersin çocuğuna, çocuğuna da ya kimden yazılmış, kim söylemiş belli değil. Mırıldanır durursun. Yani belli değildir yazarlar. Anonimdir. Divan edebiyatında yazarı bilinmeyen beyitlerin altına La Edri yazarlar. La Edri. Unutma lütfen. Yazarı bilinmiyor. Anonim anlamında. Nazım birimi dörtlük arkadaşlar. Cebinizde kala. İnsanlığı yakından ilgilendiren aşk, ölüm, hasret gibi temalarsa olmazsa olmazlar arasında. Mensur parçalar ön plana çıkacak. Evet, anonim halk edebiyatının böyle dikkat çeken bir yönü var. Aşık tarzı halk edebiyatını bakın dikkat arkadaşlar. Saz şair akrostiş ile vereceğiz. Anonim halk edebiyatını anonim akrostiş ile verdik. Çok dikkat çekici. Bunlar akılda kalıcı olmasını sağlayacak sizler için, dikkat. Saz şairi ifadesi ise aşık tarzının akrostişi. Haydi başlıyoruz. Sanatçılar şiirlerini, evet eserlerini Cönk adı verilen kitapta toplayacaklar. Halk edebiyatı eşittir Cönk. Bu tamam. Aşıklar şiirlerini bağlama eşliğinde söyleyecekler. Buna da saygı duyuyorum. Ve zamanla birçok aşığın şiirinin de anonimleştiğini göreceğiz. Çok çok önemli bir detay. Şiirlerde hece ölçüsü olmazsa olmazlar arasında. Aşık tarzı halk edebiyatı döneminde değerlendirilip de hece kullanmayan yok arkadaşlar. Aşıklık geleneğinin usta çırak ilişkisi noktasında ön planda olduğunu göreceğiz. Divan edebiyatında usta çırak ilişkisi yoktur. Yani Fuzuli kendi başına, Baki kendi başına söyler, yazar, çizer, sanatını sergiler. Ama burada öyle değil. Bir ozan vardır, yanında çırak vardır. Beraber köy köy, kasaba kasaba dolaşırlar. Değil mi? Çırak ustasını izler, onun böyle sanatını vesairesini, her şeyini alır. Usta çırak ilişkisi. Yani yanında mutlaka birini yetiştirirsin. İnci diş, elma yanak, servi boy gibi, selvi diye de söyleriz günümüzde. Servi boy gibi benzetmeler vardır. Yani biraz daha somuttur değil mi şeyler? Peki benzetmeler. Rutin olarak dörtlük kullanıldığını biliyoruz. Ve tüm bunların dışında
Hani divan edebiyatında mahlas diyoruz ya, mahlas. İşte isimlerinin geçtiği o bölüme, mahlasların bulunduğu o kısma tapşırma adı verilecek arkadaşlar. Aşık tarzı halk edebiyatında. Geldik dini tasavvuf halk edebiyatına. Tekke edebiyatına, diğer adıyla tekke tekke. Tekke ve dini ifadelerinin akrostiş olması dikkat çekiyor. Lütfen dikkat. Tasavvufi hareketin başlatıcısı Hoca Ahmet Yesevi'dir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Evet, tasavvufi bir hareket var dini tasavvuf halk edebiyatında. Yani Allah'a giden diyeyim, Allah'ın varlığını, birliğini ön plana çıkaran hareketler. Eserlerde Arapça Farsça etkisi fazlasıyla hissedilecek çünkü din vurgusu yapıyoruz. Kullanılan ölçü aruz ve ece arkadaşlar. Hem aruzda hem de ece ile yazılan isimler var değil mi? Birçok isim var. O dönemdeki birçok isim hem aruzdan hem eceden anlamış yazmış. Kamil insan eserlerdeki asıl hedeftir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Yani olgun insan, günümüz deyimiyle kendini gerçekleştirmiş insan. O dönemde arkadaşlar değil mi? Allah yolunda nefsini köreltmiş, tam anlamıyla özüne dönmüş insan kamil insandır. O da asıl hedeftir. Eserlerde Allah aşkı sıkça işlenir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Allah aşkı zaten bu dönemde olmazsa olmazlardan. Dil genellikle sade, aruzun kullanılmadığı yerlerde diyelim. İlahi, nefes, deme, devriye, şatiye, nutuk gibi çok önemli türlerle karşılaşacağız. Nazım birimi olarak dörtlüğü ve İslami ilkelerin ise esas alındığını söylemeden geçemeyeceğiz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Ne demiştik? Oğullar sadece hece ölçüsüyle yazmış. Dikkat! Köroğlu, Karacaoğlan ve Dadaloğlu. Bunlar sadece hece ölçüsüyle yazan isimler. Küçük bir akrostiş, küçük bir taktik cebinizde kalsın. Aşık edebiyatında 16. yüzyılda Köroğlu'nu göreceğiz. Benden selam olsun Bolu Bey'ine, değil mi? Çıkıp şu dağlara seslenmelidir diyor. Böyle kafa tutuyor dönemin beyine. Çok çok önemli bir söz. Nidalı bir üslubu var. Köroğlu ifadesi zaten böyle hani... Ne bileyim ya, duygusallığı andırmaz. Böyle bir haykırış vardır, bir kahramanlık, bir yiğitlik var. Doğal olarak koçaklama türünde bir numaralı isimdir Köroğlu. Yanında da Dadaloğlu'nu çok rahat sayabiliriz. Yiğitçe ve kahramanca bir üslup varken sadece hece ölçüsünü kullanması aşık edebiyatına yakışır bir özelliktir. Cebinizde kalsın. 17. yüzyıla geldiğinizde Karacaoğlan'ı göreceğiz. En çok varsağı yazan şairdir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız, olur mu? En fazla varsağı yazan, bire be hey hey diye en fazla seslenen isim Karacaoğlan olmuş. En lirik şair diyebiliriz. Dönemin en lirik şairi, güzel Türkmen boylarından gelecek. Güzellemeleriyle tanınacak. Nasıl Köroğlu'na koçaklama diyorsak Dadaloğlu'na, değil mi? Ona da Karacaoğlan'a güzelleme diyeceğiz. Onun türü odur yani. Aman dikkat. Sadece hece ölçüsünü kullanmasını ise söylemiştik zaten. 17. yüzyıla geldiğiniz zaman yine devam ettiğimizde bu yüzyılda Gevheri'yi göreceğiz. Divan edebiyatı etkisi olması inanılmaz bir özellik arkadaşlar. Aşık edebiyatında yaşayıp da, değil mi, o dönemde bulunup da. Divan katibi olduğu için gezmiş arkadaşlar. Gezip gördüğü yerleri de anlatmış. Toplumsal konular çok yok. Medrese eğitimi almış. Hece artı arusa çok çok önemli özelliği. Yani hem hecede yazıyor bu adam hem de aruz ölçüsüyle, harika bir isim. Ama divan edebiyatı etkisi daha harika. Müthiş bir anahtar kelime, karakteristik bir özellik. Evet, Aşık Ömer'e geldik. Sorulursa bu dönemde sorulacak tek isim diyebilirim. Divan edebiyatı etkisi var onda da. Eyvallah. Aşıkname ya da Şairname olarak da adlandırılan bir eseri var. Çok önemli. Bir kalem şairi kendisi, unutma lütfen. Devrin üstadıdır. Yani en çok yazan isimdir o dönemde. Koşma, semai nazım biçimlerinde eserler vermiş. Yeniçeri şairdir, askerdir aynı zamanda, değil mi? Hece artı aruz onda da var. Adli mahlasını kullanır. Bakın, inanılmaz bilgiler var arkadaşlar. Hepsi birbirinden değerli. Aman dikkat, bakın çok önemli bunlar. Kültürlü bir şair. Kalem şairi diyoruz. Eğitim almış bir şair. Lütfen cebinizde kalsın. Ve daha da önemlisi, en çok eser veren isim üstad, pir gibi değişik ifadelerle anılacak. Adli diye bir mahlası var. Mahlasının bulunduğu kısma tapşırma diyoruz, unutma. Yani hocam, Aşık Ömer'den soru gelirse inanılmaz bilgiler var, kullanılacak. Dadaloğlu'na geldiğiniz zaman 19. yüzyılda Yiğitçe bir söyleyiş dikkat çekiyor. Varsağı koşma ve destanlarıyla ön plana çıkacak. Divan etkisi yok kendisinde arkadaşlar. Sadece heceyle yazmış derken aslında bunu da anlatmaya çalıştık. Koçaklamalarıyla ün yapacak, silgi değil kalem gelsin. Ferman padişahın dağlar bizimdir sözü ise Dadaloğlu'nun meşhur sözüdür. Bu sene böyle bir sözler mözler bilmiyorum ya. Bir yerlerde gelebilir, hazır olmakta fayda. Bilelim arkadaşlar bunların hepsini. 19. yüzyılda yine Seyrani var. Seyrani'yi neyle bileceğiz? Tabii ki Hicvi ile bileceğiz. Hicvi ile, yani otur seyret ya Seyrani'yi valla. Aklında böyle kalsın. Otur seyret, yani öyle adam hicvedebiliyor, eleştirebiliyor. Otur izle yani, hiç sıkıntısı yok adamın o noktada. Hece artı aruz, eyvallah. Medrese eğitimi almış ve devrin ileri gelenlerini de yermiştir. İşte vurguladığım şey aslında buydu. Yine eleştirilerle ön plana çıkan Bayburtlu zihni var. Sergüzeştname, Kitab-ı Hikaye-i Garibe ve Divan-ı Zihni gibi eserleri var. Eser noktasında sorulursa Sergüzeştname'nin sorulma ihtimali çok yüksektir. Gelebilir. Diğerleri biraz daha tipik eserler. Sergüzeştname daha sanki karakteristik, önemli özellik taşıyor. 19. yüzyılda Dertli'yi göreceğiz.
koşma ve taşlamalarıyla ön plan çıkacak. Asıl ününü heceyle yazdığı şiirlerde kazandığını da söylemeden edemeyeceğiz. Hece artı Aruz'a da saygı duyacağız. Aşık Ömer, Fuzuli gibi birçok isimden de etkilendiğini söylemekte büyük fayda var. Divanına da bakacağız. Evet, divanı da var. Dönem zaten dedik ya, aşık tarzı halk edebiyatı ama karakteristik özellikler var. Gevheri gibi, Aşık Ömer gibi. Dertli de arkadaşlar, divan etkisini fazlasıyla hissediyoruz. Yani Fuzuli'den etkileniyorsa değil mi? Divanı varsa bu adamın bir zahmet. Evet, geldik Erzurumlu Emrah'a hocam. Divan şiir etkisi var, saygı duyuyoruz. Asıl ününü koşma ve semaileriyle kazanacak. Fuzuli, Baki, Nedim etkisi var. Bayağı divan şairi gibi neredeyse. Gezgin bir şair ama daha da önemlisi Divanı Emrah adında eserinin olması hocam. Çok güzel. Devam hocam. 20. yüzyıl gelsin hocam. Aşık Veysel çiçek hastalığı geçirecek küçük yaşlarda ve çiçek hastalığı nedeniyle gözünü kaybedecek. İnanılmaz bir sanat icra edecek. Müthiş isim. Aşık Veysel Ahmet Kutsi Tecel'le tanıyacağız arkadaşlar. Aman dikkat. Aşık edebiyatı son büyük temsilcisi diyebiliriz. Nasıl divan edebiyatında son büyük temsilci Şeyh Galip diyorsak, aşık edebiyatının da arkadaşlar son büyük temsilcisidir Aşık Veysel Şatıroğlu. Sade bir dille ve lirizm kokan mısralarla karşımıza çıkacak. Dostlar beni hatırlasın, Atatürk'e ağıt, uzun ince bir yoldayım gibi eserler ise bilinmesi gereken eserler. Evet, geldik Yunus Emre'ye arkadaşlar. Gönül adamı diyeceğiz, mutasavvıf diyeceğiz, ilahi türünde bir numara diyeceğiz. Daha ötesi yok. İkinci sıraya da Eşrefoğlu Rumi'yi katacağız. 3 yok, bitti. Tapduk Emre'ye mensubiyetiyle bilinecek değil mi? Onun dergahında 40 yıl sırtında ne taşıyacak? Odun taşıyacak. Tapduk Emre soracak. Diyecek ki neden bu odunlar eğri değil ya? O diyecek Tapduk Emre. Senin dergahına eğri bir insan girmiyor ki. Eğri odun nasıl girsin değil mi? Bırak eğri odunu, eğri bir insan, doğru söylemeyen bir insan bile girmiyor senin dergahına. Odunlar bile doğru olacak, dimdik, tertemiz olacak diyor ve tabii ki ne yapıyor? Sırtında 40 yıl boyunca arkadaşlar dergahına odun taşıyor. Ondan sonra diyor ki haydi Yunus Emre, sen artık Anadolu'ya gidebilirsin, yayabilirsin dini, öğrendiklerini aktarabilirsin. Arı Türkçe kullanılacak, yani senin benim anlayacağım bir dilde yazacak. Sehli Mümteni örnekleri verecek. Yani ilk görüşte kolay gibi görünse de, ya kolay yazılır gibi gözükse de şiirleri asla ama asla içerik olarak ve biçim olarak da mükemmel şiirler yazacak. Aruz artı Ece, Aruz'u da Ece'yi de kullanıyor. Divan edebiyatından etkileniyor demeyeceğiz. Divanı var diyeceğiz. Aman dikkat, bu çok önemli bir ayrıntı. Risaletün Nusiye, yani hocam nasihatler kitabı, Risale küçük kitap demek biliyorsunuz. Nasihatler kitabı gibi bir anlama da gelecek. Yunus Emre büyük isimdir arkadaşlar. Aman dikkat, büyük bir mutasavvıftır. Hoca Ahmet Yesevi, Yesevilik tarikatının kurucusu. Divan-ı Hikmet'in yazarı. Ahlaki ve dini hikmetleriyle tanınan bir numaralı isim. Makait adlı eseri de var. Ve 63 yaşından sonra kendisine yer altında bir mahzen gibi adeta bir alan yaptıracak. Ve orada yaşamına devam edecek değil mi? Evet, Mevlana diyeceğiz. Şems-i Tebrizi ile dostluğunu, arkadaşlığını çok iyi biliyoruz değil mi? Aman dikkat, birbirlerinden fazlaca fikri anlamda etkilenecekler. Tasavvufi düşüncenin de en büyük savunucularından büyük isim. Tüm eserlerini Farsça yazması inanılmaz. Sadece aruz kullanılması inanılmaz. Sevgi ve hoşgörü çağrısı yapmasıysa kaçınılmaz. Mevlevilik tarikatının kurucusu olacak. Belh şehrinde doğacak. Eserlerine baktığımız zaman Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mektubat, Fihi Mafi ve vaazlarının yer aldığı, 7 vaazının yer aldığı Mecalisi Seba adlı eser olacak. Biliyorsunuz oğlu Sultan Veled Mevlana'nın kurucusu olduğu Mevlevilik tarikatını, dikkat, sistemleştirecek. Yani tam anlamıyla kurucusu gibi de söylenebilir Sultan Veled. O tam anlamıyla sistemleştiren isimdir. Devam hocam, Allah aşkına devam. Hacı Bektaş-ı Veli, Bektaşilik tarikatının kurucusu. Horasan'da doğacak, Nişabur'da yaşayacak değil mi? Horasan, Nişabur, doğduğu, yaşadığı yerler çok önemli. Nefesleri var, velayetnamesi var ama eserlerine geldiğimiz zaman makalat, besmele şerhi, şatiye, hadisi erbain tercümesi, yani 40 hadis tercümesiyle dikkat çekecek. Hacı Bayram-ı Veli'den geriye çok fazla eser kalmamış ama Bayramiye kolunun kurucusu olduğunu, dini emir ve yasakları fazlaca konu edindiğini, 3-5 tane şiiri kaldığını, asıl adının Numan olduğunu ve tasavvuf yolunda değil mi kendisini adeta böyle adadığını söylemekte fayda var bu ayağa. Peki Eşrefoğlu Rumi dediğimiz zamansa, evet, Yunus Emre'den sonra ikinci isim diyebiliriz ilahide. Yunus Emre etkisi onda fazlaca görülecek. Aruz artı Hece var, dikkat. Eşrefiye kolunun kurucusu. Eserlerine baktığımız zaman divanı ve daha da önemlisi Müzekkin nüfusu var. Müzekkin nüfus cebinizde lütfen kalsın arkadaşlar. Geldik Kaygısız Abdal'a. Ey Kaygısız Abdal, sen ne yazdın ya? Nerede name var attık Kaygısız Abdal'a? Budala nameler, Muglat'a nameler, vücut nameler, saray nameler, minber nameler, dolap nameler, aman dikkat, salat nameler, gevher nameler, dilgüşalar. Ama daha da önemlisi Şatiye'nin kralıdır. Bir numaralı şatiyecidir.
Yani aslında dini inançlarla alaycı dille konuşmadır ama öyle değildir. Aslında öyle değildir. Orada bir sanat vardır. Yunus Emre etkisi onda fazlaca hissedilecek ama tekrar tekrar nefes, hece artarus falan filan bunlar dursun hocam. Şatiye demek, kaygısız abdal demek, bunu unutma sen yeter ki. Evet geldik pire. Pir Sultan Abdal'a geldik. Çok büyük isim. Aman dikkat, yıldız üstüne yıldızı. Rahat 5 yıldız hak eder hocam. Net. Coşkun bir dili var. Toplumsal konularda yazacak. Ve Pir Sultan Abdal demek nefes demektir. Nefesleriyle tanınmak demektir değil mi? Din dışı da yazar. Alevi Bektaşi dergahlarında çok büyük bir isim. Divan etkisi yok kendisinde. Sadece hece ölçüsüyle yazanlardan. Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu artı Pir Sultan Abdal arkadaşlar. Çok önemli isimdir. Lütfen cebinizde kalsın, gelir gelir. Geldik Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya. Mevlam görelim neyler? Neylerse güzel eyler diyor. Bu diziler çok meşhur. Niyazi Mısri etkisi var. Malatyalı Niyazi Mısri. Aruz artı Ece. Saygı. Ama eserleri önemli. Hatta eseri diyelim. Marifetnamesi çok büyük bir önem taşıyacak bir kıyafetname örneğidir aslında değil mi? Aman dikkat. Yani insanların dış görünüşünden, fiziki özelliğinden karakter tahlilleri yapılan eserdir. Çok önemlidir. Divanı var ki ilahi name olarak da adlandırılır. Niyazi Mısri'yi sanmıyoruz ki sorsunlar ama gelirse affetme artık onu. Tasavvufi vurguları var. Didaktik şiirler yazar yani öğretici. Hece artı aruz onda da var ama daha da önemlisi eserleri. Divanı var. Şerh-i Nutku Yunus Emre'si var. Risale-i Vahdet'i vücudu var. Bunlar da cepte dursun demişim arkadaşlar halk edebiyatında. Kağızmanlı Hıfzi, Sona ile aşkı önem taşıyacak. Sümmani, Gülperi'ye aşkı önem taşıyacak. Aşık Şenlik ise asıl adı Hasan ve Çıldırlı Aşık Şenlik olarak da bilindiği bilgileriyle karşımıza gelecek arkadaşlar. 5. bölümde edebi akımlara geçeceğiz ama geçmeden halk edebiyatında ne yapacağız? Sıra geldi nazım biçimlerine değil mi? Onları bir konuşalım. Hadi nazım biçimlerine. Evet geldik nazım biçimlerine arkadaşlar. Halk şiirini konuşacağız. Anonim halk edebiyatından mani var biliyorsunuz. Yedili hece ölçüsü kullanılacak manilerde. Yedi mani dedik mi iş biter hocam. AABA uyak düzeni mani tipi uyak da bilinir. Ama genel başlığı düz uyaktır. Net bilgi düz uyaktır. Ama mani tipi uyak derlerse AABA diyebiliriz. Yani düz uyan bir çeşididir sadece. İlk iki dize doldurmadır. Yani dört dizeden oluşan maninin dikkat. İlk iki dizesi boştur yani boş. Gereksiz. Ağaçtan aldım şunu. Yerden koydum şuraya, ben seni sevdiğimi falan diye devam ediyor. Yani ilk ikisi alakasız, sonrası artık aşkı belirtiyor değil mi çoğu zaman. Son iki dize asıl kızım. Bakın dikkat, düz mani 7 hece ölçüsüyle yazılan şu görüntü. Kesik mani ilk dizesi 7 heceden az olan, cinaslı mani olarak da geçer. Yani şurada kullandığını dize sonunda falan tekrar eder, cinas yapar. Yedekli mani bakın dikkat, 4 dizeye ek olarak 2 dize daha vardır. Bitti bu kadar. Artık da deniyor. Arttığı için iki tane öyle düşün. Artık mani olarak da biliniyor. Değiş dediğimiz mani var bir de. Karşı beri. Karşılıklı konuşma esasına dayanan mani canım işte. Bu kadar basit. Bitti. Arkadaşlar işte bu kitabın artistik tarafı bu. Bu kitabın artistik tarafı bu hocam. Bitti. Sayfalarca anlatırız normalde. Bir saat falan sürer mani. Aman Allah'ım örnekler bilmem neler. Bu maniye de bakın şöyle gerek yok ya. Dört dize düz mani. İlk dize kısıksa kesik mani. Bak düz mani kesik mani. Bitti hocam. Neyin peşindeyiz ya? Yedekli mani bu. Neyin peşindeyiz? Düz, kesikli, yedekli. Bu kadar hocam. Yani şu hareketlerle bile çok rahat mani hallettik ya. Şu da karşılıklı işte bitti. Örnekler verelim, altını çizelim. Aman ya Rabbim oradan oklar çekelim. Devam 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 sınav odaklı gidişat. Türkü. 7, 8, 11 hece ölçüsü. Bentler var. Üçlü ikili, üçlü ikili, üçlü ikili. Üçler benttir değil mi? Asıl kısımdır. Nakaratlar var. Kavuştak. Bentleri kavuşturan noktalar değil mi? İki tane bent var. Arada nakarat var. Onu birleştiriyor. Kavuşturuyor. Çok güzel. Yapısına ve ezgisine göre değişik adlandırmalar var. Allah rızası için. Yok hoyratmış, bozlakmış, uzun havaymış, kısa havaymış. Allah rızası için çalışma. Çalışma. Bent de geç gitsin ya. Türkü ile ilgili soru gelirse bent. Bitti. Bu kadar. Asıl bölüm bu. Ne soracak Allah aşkına? Bağlama eşliğinde falan. Bunu zaten biliyoruz. Ha şu olabilir mesela. 11 hece ölçüsü çok tercih edilir. Uzun olduğu için. Türkülerde de böyle hani ağıtlar vesaireler iç içedir böyle. Yakarsın türkü yakarsın ağıt yakarsın falan. 11 hece ölçüsü kullanıma daha uygundur. Saygı duyarız. Saygı duyarız. İnşallah gelir yaparsanız. Koşma. Hocam güzelleme, koçaklama, taşlama ağıt türleri var. Güzellemede Karacaoğlu. Koçaklamada Dadaloğlu, Köroğlu. Taşlamada Seyrani değil mi? 11 hece ölçüsünü çok sık kullanacağız. A, 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 B ya da A, B, A, B şeklinde düz ve çapraz uyak görüntüsü koşmada dikkat çeker. Ama koşma demek 11'li hece ölçüsü demektir. Bakın arkadaşlar Allah rızası için sınav odaklı gidelim ya. Boş verin ya. Koşma 11'li hece ölçüsü. Bitti. Koşma 11. Yeryüzündeki bütün koşma sorularını bu bilgi çözdürür. Güzellemeymiş oradan karacı. Hepsi hikayedir. Mesela semai. Semai demek 8 demek. Bitti.
Semai eşittir 8. Koşma eşittir 11. Mani eşittir 7. Türkü eşittir bent. Bu bilgiler fazla bile. İçin çok rahat olsun. Yok tüm özellikleri koşmayla aynıymış. O zaman yaz abi buraya, doldur kitabı o zaman. Şunları da yaz. Gereksiz ya. 8 derece ölçüsü ise sayıyorsun. Semai deyip geçiyorsun. Ne derse desin. Ben semai örneği değilim bile yasa altında sınavda. 8 ya, iyice bitti. Bu kadar net olmalısınız. Yoksa hiç bitmez bunlar. Varsa 1'e be hey. Hey bitti. Karacaoğlan kullanıyormuş. Semai ile aynıymış. Gereksiz bilgi ya. 1'e be hey. Hey. Vallahi billahi. Bak toplum baskısı olmasam. Yani... tepki gelmeyeceğini bilsem öğrencilerden, varsağı bire diyeceğim, geçeceğim. Yemin ediyorum. Abi semai ile aynı boş, Karacaoğlan kullanıyor boş. Zaten Karacaoğlan anlatırken söyledik değil mi? Burada niye yazıyoruz tekrar? Burada anlatmışım ben mesela türleri falan, güzelleme. Hepsi hikayedir arkadaşlar. Şu ana kadar güzelleme, koçaklama, taşlamayı bilip de ha bu güzelleme ya, koşmanın bir türü dediğimiz yeryüzünde hiçbir sınav sorusu yok. Yani sınavda bir dörtlük geliyor, kesin koçaklama bu. O zaman ha tamam koşma, hayır. Aynı şey semai için de geçerli. Koçaklamaysa semai de olabilir. Bize soruyu çözdüren ece ölçüsüdür. 11 koşma, 8 semai, 7 mani, bitti hocam. 1'i gördün varsa bitti. 1'e ben varsağı değilim diye bile başlasa o varsağıdır yani, rahat ol. Bir de destan var arkadaşlar. Diğer destanla karıştırma dediğimiz şey şu. Mesela Bozkurt destanı, Ergenekon destanı falan diyoruz ya. Bu destanla alakası yok. Bu bildiğin nazım biçimi, şiir bu yani. 11'li 8'de falan oluyor. Genç Osman destanı falan da örnek verilebiliyor. Seyrani, Aşk Ömer de bu türde yazmış. Çok lazım değil. Sadece diğer destanla karıştırma bilgisi yeterli. Yani yarın bir gün sana adam Bozkurt demez de Bozkurt destanı işte halk edebiyatında bir nazım biçimi derse orada artık yok artık dersin. Yok artık dersin demelisin değil mi? Peki hocam, geldik tekke edebiyatın nazım türlerine. Bakın nazım biçimi değil, nazım türüdür ilahiler vesaireler. İlahi dediğimiz zaman Yunus Emre'yi hatırlayacağız, Allah'a övgüyü hatırlayacağız. Mevlevilerin ayin, Bektaşilerin nefes, Gülşenilerin tapuğu, Halvetilerin durak ve diğer tarikatların cumhur adını verdiğini bileceğiz. İlahilerde yedileci ölçüsü eyvallah kullanılır diyeceğiz. Nefeste Pir Sultan Abdal eyvallah, vahdedi vücut eyvallah. Devriye devretmek, devir devir Allah'tan gelip Allah'a tekrar döneceğimize dair işaretler yer alacak burada. Deme, sekizleyici ölçüsü saz eşliğinde geç. Nutuk, tarikata girenleri bilgilendirme. Değil mi? Sen bir tarikata mensup olacaksın. Sana diyor ki al bakalım bu şiiri oku. Aa, okuyorsun işte şu meclise şunu yapma. Burada bunu söyleme. Sana doğrultular var. Böyle şeyler, bilgiler var. Onlara göre hareket ediyorsun. Şatiye, kaygısız abdal inançları alaylı bir dille ele alma. Halk edebiyatında bakın burası lazım olabilir. Küçük bir ayrıntı. Halk edebiyatında aruzla yazılan nazım biçimleri de var. Hani halk edebiyatı bizim için hep hece hece hecedir. Koşmadır, manidir ya. Bakın ne diyor. Bunların sadece adını bilin yeterli. Her biri farklı Rus kalıbıyla yazılıyor ve kalıplarla işimiz yok arkadaşlar. Bakın divaninin kalıbı farklı, selisin farklı, semainin farklı ve bunlar aslında kalıplarıyla biliniyor. Yani divaninin kalıbı şudur falan, selis budur falan gereksizdir. Aruz ölçüsü sorulmuyor zaten, sorulamaz. Hiçbir zaman bizden kalıp bulmamız istenemez. Çünkü Türk edebiyatında alakası yoktur aruz ölçüsünün, değil mi? Yani biz bulmadık, o bize ait değil. Arapça parça kelimeleri nereden bileceğiz değil mi? İçin rahat olsun, sormazlar, mümkün değil. Ama halk edebiyatında aruzla yazılan nazım biçimlerini bil. Divani, selis, semai, bakın diğer semai ile karıştırma demişim. Bu aruzla yazılan semai. Kalenderi, satranç, vezni, aher. Bunlar yani bu 6 tanesi halk edebiyatında yazılıp da aruz ölçüsü kullanılan nazım biçimleridir. Çok önemli. Cepte kalsın arkadaşlar. Peki. Var mı başka bir şey? Yok hocam. Halk edebiyatına da son vermiş olduk. Çok uzatmaya gerek yok. Halk edebiyatının hakkını verdik arkadaşlar. Sizden ricam. Bol bol konu tekrarı bu şekilde videolar üzerinden arkanıza yaslanıp dinlemeniz. Dedim ya daha önce kısa videolarda, shortslarda fazlasıyla vurguladım. Dinç kafayla dinlerseniz inanılmaz yol alırsınız. Ama böyle satır satır yazayım neydi falan derseniz tehlike. Rahat olun, arkanıza yaslanın, zaten bu kamp bitsin. Bir soru çözüm yaparız, kitaplardan gideriz. İşte fulleten ait edebiyattan bol bol soru çözeriz. Nokta atış kampını başlatırız. Burası önemli işte testi, burası önemli işte testi. Beraber gideriz. Sizlerin istediği kamplar olur mutlaka, onları yaparız. İnanılmaz bir zamanımız var. Kalan zamanda edebiyatı 100 kere bitiririz. Ben size sözünü vereyim. O yüzden kasmayın. Şu ana kadar hiç duymadığımız, alakasız bir isim sorulmadı, sorulamaz. En azından eleme yaparsın, çok zor bir soru geldi diyelim. Eleme yaparak bile çok rahat cevaba gidebilirsin. Lütfen kasma, bu kadar videodan, bu kadar dinlemeden, onlarca kitaptan vesaireden sonra yanlış yapamazsın hocam, mümkün değil. İçin rahat olsun. O kadar şey duydun ki sen edebiyatta değil mi? Hele ki bir de böyle çıkan konular falan var. Kafada belirsizlik yok, çıkan konular belli. Ama yine de Cumhuriyet böyle biraz daha sanki elendi değil mi? Biraz köşeye atıldı, biraz rahatladık aslında o noktada. Gibi gibi gibi. Kasma hocam. İçiniz rahat olsun. Hadi. Görüşmek üzere.